Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün biraz olsun gündem dışı bir programla ve konuğumla karşınızdayız. Uzman klinik psikolog İpek Erol bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biraz gündem dışı dedim çünkü ekonomiydi, siyasetti, sağlıktı vesaire, bu haberleri gün içerisinde çok veriyoruz. Ama hep unuttuğumuz bir şey zannedersem ikili ilişkiler, ama tabii ki hayatımızın belki de birçoğumuzun da merkezinde. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. İletişim çağındayız ama en büyük sıkıntıyı da zannedersem eşler arasında ya da sevgililikte, nişanlılıkta bunlarda yaşıyoruz. Telefon, tablet, işte bilgisayar, bununla birlikte uygulamalar var, çeşitli uygulamalar. Yine de bir şeyleri yanlış yapıyoruz gibimize geliyor. Bununla ilgili sorularım olacak izin verirseniz eğer. Sağlıklı iletişim nedir? Öncelikle hep sorunlardan bahsediyoruz ya, ama önce sağlıksız bir iletişimden bahsetmek için öncelikle sağlıklı iletişimin nasıl olması gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor diyerek öncelikle bunları size soralım. Evet, öncelikle iletişim gerçekten ikili ilişkilerin temel unsuru. İletişim hem sözlü hem sözsüz olarak yapılan bir şey. Yani sözlü iletişim tamam, evet, ama bir de sözsüz iletişim kısmı var bunun. Beden diliyle yapılan, işte ses tonumuz, mimiklerimizle yapılan. Karşı tarafa iki türlü de hem sözlü hem sözsüz bu mesajın doğru bir şekilde aktarılmasıyla oluşan bir süreç aslında. Duygularımızı, düşüncelerimizi, beklentilerimizi karşı tarafa iyi bir şekilde aktarabiliyor oluşumuz Peki diyebiliriz. yeterince kendimizi ifade edemiyor muyuz? Özellikle ilişkiler nezdinde baktığımız zaman, ikili ilişkilerde değil mi? Bir şeyleri bekliyoruz ama bize dayatılan bir takım, işte erkekse koca, kadınsa işte annelik vasfı ya da işte eş vasfı olarak ev hanımlığı ya da işte iş kadınlığı olsun. Bir takım vasıflar var. Acaba kendimizi yeterince iyi ifade edemiyor muyuz da beklentilerimiz karşılanmıyor? Kesinlikle. Şimdi iletişim, her rolümüz farklı bizim. Her ilişkide rolümüz farklı. Ve iletişim kurma biçimimiz de çok çok farklı. Romantik ilişkilere geldiğimiz zaman özellikle duygular da devreye girdiği için iletişim kurma biçimimiz biraz daha farklı olabiliyor. Yani şeyi çok duyarız mesela eşlerden çift terapilerinde. İşte normalde sosyal hayatta çok iyi, çok konuşkan ya da iş yerinde çok güzel sorun çözüyor ama benimle iletişim kuramıyor. İletişim kurmaktan kaçınıyor. O yüzden romantik ilişkilerde iletişim kurma şeklimiz birazcık daha farklı olabiliyor. Ve genelde sıklıkla çiftlerin birbiriyle iletişim kurarken yaptığı hatalar var. Birazcık bunlara değinebiliriz belki. Neleri yapmak gerekiyor, neleri yapmamak gerekiyor gibi. Mesela genelde ben şunu gözlemliyorum. İnsanlar birbirini dinlemiyor. Biraz daha böyle karşısındakinden bir şey geldiği zaman kendi kafasındaki söyleyeceği şeye odaklandığı için ya dinlemiyor, ya söz kesiyor, ya alanı çok fazla kaplıyor, ya da çok konudan uzak bir şekilde konuşuyor, duygudan uzak bir şekilde konuşuyor. Ya da mimikleriyle, jestleriyle karşı tarafa biraz kötü hissettiriyor kendini, dinlemediğini hissettiriyor. Bunlar da doğal olarak iletişim kopukluğuna yol açabiliyor. İkili ilişkilerde. İkili ilişkilerde en sık yapılan hata benim gözlemlediğim, sürekli birbirleriyle, başka ilişkilerle, başkasıyla kıyaslamak birbirlerini. Bu hem karşı tarafa kötü hissettiren bir şey, hem de ilişkiye yeterince değer vermediğini gösteren bir şey bir tarafın aslında. Şimdi araya gireceğim. Eskiden işte çok fazla böyle bir alternatif yoktu. En fazla işte akrabalar, işte arkadaşlar ya da işte komşu çevresi, mahalle çevresi eskiden böyleydi. Ama şimdi gündem değişti. Sağ olsun sosyal medya sayesinde dünyanın bir ucundaki bir eşle, bir ilişkiyle, bir diyalogla bile karşılaştırma yapılabiliyor. Bu çok böyle anlamsız değil mi? Ya bir taraftan bakınca, bir gözle bakınca hak etmediğini düşünebilir böyle bir durumda. Bunun benimle neden kıyaslıyorsun derken mesela. Kesinlikle öyle. Özellikle sosyal medyanın bu kadar yaygın kullanılması, tamam evet, bir noktada dengede olduğunda güzel bir şey. Ama
Bazı noktalarda insanların kendisini daha böyle, ya evet onların ilişkisinde işte onun eşi şöyle sürpriz yapıyor, şöyle yerlere gidiyorlar, biz niye bunları yapamıyoruz? Bu sefer partnerlerden bir tanesi diğer tarafı sürekli suçlayıcı bir şekilde konuşuyor. Daha eleştirel bir dille yaklaşıyor. Eleştirel dille yaklaşılan tarafta ne yapıyor? Ya kendini savunmaya geçiyor ya da partnerine duvar örüyor. Bunlar da iletişimde sıklıkla yapılan hatalar aslında. Eleştirme, aşağılama, küçümseme, duvar örme, yargılama. Bunlar yapıldıkça partnerler birbirlerinden uzaklaşmaya başlıyor aslında. Aslında belki kadın erkek olarak ayırmaktansa, evet kadınlar duyguları okumakta, duygu ifadesinde daha başarılı, ama aslında baktığımızda bir ilişkide iki tarafın da ihtiyaçları birbirine çok benzer. Anlamak, anlaşılmak, bir şeyler paylaşmak, iyi hissetmek, iki tarafın da birbirini yukarıya çekmesi. Şimdi iletişimde bu hatalar olduğu zaman, evet iki tarafın da niyeti ortak ama aynı dili konuşmuyorlar. O zaman ne oluyor? Aralarındaki mesafe, uçurum gittikçe açılıyor ve ilişkiye ister istemez bir soğukluk giriyor. Şimdi hani eskilerin bir tabiri vardır. İşte ilişkiye ya da evliliğe, beraberliğe niyeti olanın, gönlü olanın her türlü ilişkisi devam eder diye. Ama şimdi çok fazla çarpan da var etrafta, değil mi? Denklemlere baktığımız zaman o çarpanları çözmek eskiden işte yine akraba, işte kayınvalide vesaire faktörü çok fazlaydı. Şimdi yine sosyal medya, oradan gelen bildirimler, arkadaşlar, sürekli yazışmalar çok fazla rahatsız ediyor gibime geliyor. Doğru mudur? Evet, kesinlikle. Yani geçinmeye niyeti varsa iki tarafın bir şekilde ortak nokta bulunurdu. Ama şimdi çok fazla dikkat dağıtıcı unsur var, çok fazla çeldirici var kişilere. Ve bunlar böyle açıkça konuşulmadıkça, iki taraf birbirinden biraz daha böyle, ya acaba hani atıyorum bir mesaj görse yanlış anlar mı? Ya da şimdi şunu şurada söylesem beni yanlış anlar mı? Hemen yine suçlama pozisyonuna mı geçer? Hemen ilişkiyi değersizleştirir mi gibi düşüncelerle belki aklındaki söyleyemiyor karşı tarafa. Karşı taraf da o sessizliği gördükçe bu sefer daha fazla kafada kurmaya başlıyor. Daha fazla ilişkiye dair negatif algıları olmaya başlıyor. Ve çiftler gittikçe birbirlerinden uzaklaşıyor. Ama ilişkide beklentiler açıkça ifade edilse, iki taraf da iletişim dilini doğru bir şekilde kullansa ve birbirlerini daha iyi anlayabilse, aslında belki o ufak görünen sorunlar bu kadar büyük görünen sorunlar, daha doğrusu aslında bu kadar büyütülmeyecek. Biraz daha böyle çözülebilir noktaya taşınacak. Şimdi elimizin altında telefon, sürekli yazma şeklindeyiz ki eskiden böyle bir iletişim dili de yoktu. Sürekli işte WhatsApp'tan sadece yazma da değil, az önce bahsettiğim gibi dünyanın bir ucundaki bir ilişkinin benzerini kendi partnerimizden bekleyebiliyoruz. Karşı taraftan da böyle sürekli bildirimler geliyor. Bu kadar çok iletişimin içindeyken birbirini anlamamak, birbirini dinlememek, bu konuda yani bir şeyler yapmak gerekiyor, değil mi? Yine eskilerden örnek vereceğim. Böyle bir sıkıntı olduğu zaman eskiden büyükler devreye girerdi. Şimdi bu da yok yani. Bu kopma, özellikle kopma noktasına gelen ilişkilerde bu durumda ne yapılması gerekiyor? Yani bir şeyleri kurtarmak istiyorsa kişiler. Şimdi çok doğru söylediniz. Aslında iletişim çağındayız dışarıdan baktığımızda. Ama benim gördüğüm bu iletişim biraz daha yüzeysel kuruluyor. İnsanların, yani belki gelişen teknolojiyle, belki günümüzde toplumdaki düzenle birlikte insanların birbirlerine tahammülü çok azalmaya başladı. Birbirlerini dinlemiyorlar, dikkatleri çok azalmaya başladı. Sürekli böyle kısa süreli şeylere odaklanıyorlar. Uzun vadeli şeylerin getireceği mutluluktansa biraz daha kısa süreli hazlar, kısa süreli böyle beklentilerin karşılanmasına da odaklanılabiliyor bazen. O yüzden karşı tarafa kendilerini yeterince ifade edemiyorlar. Belki şimdi anlatsam işte olay farklı bir noktaya gidecek bakış açısıyla ilişki çok fazla derinleşemiyor. Ve böyle olunca da kopuşlar başlıyor. Dediğiniz gibi başkası, şimdi büyükler de devreye giremiyor artık, hani ilişki çok ilerlemediği takdirde. Bu gibi durumlarda neler oluyor? Genelde yakın arkadaşlardan destek alınıyor. Biraz daha işte son yıllarda aile çift terapilerinin artmasına, bu kadar başvurunun olmasının sebebi de bu aslında. Yani biraz daha farkındalığı olan ve geçinmeye gönlü olan çiftler, böyle bir sorunumuz var ve bu sorunu nasıl çözebiliriz diye bir yardım arayışına giriyor. Eğer ki gerçekten beklentiler ve duygular ortaksa, tabii ki bunun bir çözümü var. Hani ilişkide yapılabilecek doğru hamlelerle birlikte o iletişim, ilişki toparlanabiliyor. Nedir bu doğru hamleler? Biraz bunlardan bahsedebiliriz.
beklentilerimizi doğru, net bir şekilde ifade etmek. Hep kullandığımız bir tabir vardır. Sen dili değil, ben dili diye. Karşı tarafı suçlamaktan ziyade ben ne hissediyorum? Senin bu yaptığın şey, bu hareketin, beni dinlememen bana nasıl, ben bunu nasıl duyuyorum, nasıl hissettiriyor? Kendimizi anlatmaya çalışmak biraz daha partnerimize ve bunu doğru zamanda yapmak. Bazen iki taraf da iletişim için müsait olmayabiliyor. Yani bir taraf çok yorgun oluyor, kafası çok dolu oluyor. O anda duygusal ulaşılabilirlik olmuyor. O yüzden biraz daha bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Daha böyle net şeyler sorularımızı net bir şekilde sormak ve geçmiş ilişki deneyimlerimizi güncel ilişkilere taşımamak. Bu da çok fazla yapılan bir şey özellikle. Geçmiş ilişkilerle kıyaslamamaya çalışmak, ilişkiyi o anın içinde değerlendirmeye çalışmak çok çok önemli. Ya da daha işte ilişkinin başındayken yapılan hataları uzun bir evlilikte ya da işte uzun bir birliktelikte sürekli bir tarafın işte gün yüzüne en küçük tartışmada bile sen böyle yapmıştın, ben böyle yapmıştım ya da çok küçük detayları sürekli ön plana çıkarmak, bundan nasıl kurtulmak lazım? Yani bunun zarar verdiğini ne zaman anlar insanlar? Bir şeyleri kaybedince mi anlıyor sadece? Kesinlikle öyle. Geçmişe sürekli takılı kalmak zaten hem geleceği kaçırmamıza hem şu anı mahvetmemize yol açabilecek bir şey ve bir tartışma çıkıyor diyelim küçük bir noktadan hemen o geçmişe bağlanıyor. Bak geçmişte de şunu yapmıştın, en başta da böyleydin zaten. Bunları bırakmaya çalışmak. Yani sorun her neyse o anki soruna odaklanmak önemli. Çünkü geçmişte olan şeyin bir çözümü yok. Değiştirebileceğimiz bir şey değil. Şeye bakmak bence önemli. O geçmişteki olan durumdan biz ne çıkardık? Hangi hataları yaptık? Neleri yapmamamız gerekiyor? Biraz daha bu şekilde bakarsak daha yapıcı bir çözüme ulaşırız. Benim de gördüğüm kadarıyla özellikle son yıllarda yani sürekli geçmişi zaten anlatmamdan da anlamışsınızdır. Çünkü bizim zamanımızda hep deriz ya böyle değildi ilişkiler. Günümüz çağında gerçekten çok tüketmek üzerine kurulu bir çağdayız. Özellikle gençlere baktığımız zaman bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz ama günümüzde artık yaşı ileri olan insanlarda da gelen yabancı popülasyonuyla beraber ilişkileri derinden sarsan, bozan bir takım yaşanmışlar da ön planda. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, her yaştaki ilişki dinamiği gerçekten çok farklı. Daha genç yaş grubunda biraz daha böyle hani derin bir bağ kurmayayım, belki biraz daha böyle yüzeyde tutayım, yüzeysel bir iletişim, ilişki kurayım ve daha sonrasında farklı bir noktaya geçeyim gibi düşünceler var. Ama evlilik ilerleyen dönemde uzun süren evliliklerin bitme sebeplerine baktığınızda ise evet iki tarafın birbirlerinin beklentilerini karşılayamaması ya da bir tarafta beklentinin karşılanabileceği başka birisi çok daha kolay karşılanabileceği başka birisi varken çaba sarf etmek istemiyor insanlar. Yani o ilişkideki sorunlar biraz daha fazla göze basıyor. Diğer tarafta sorun çıkarmayacağını düşündüğü başka biri varsa o tarafa yönelme gibi şeyler maalesef olabiliyor. İşte orada da ben neyden şikayetçiyim bu ilişkide? Ne bana yeterli gelmiyor? Neye ihtiyacım var? Bunu partneriyle konuşabilmek, eşiyle konuşabilmek önemli. Hani bunlar olursa biraz daha böyle net bir iletişim kurulursa geçmişten bağımsız yani geçmişi bir kenara bırakarak neyden rahatsız oldukları konuşulursa birazcık daha sağlıklı bir yol bulunur. Peki iletişim konusunda bir bazı dönemlerde dedi, bazı ilişkilerde şunu da görebiliyoruz. Bir yandan da evet iletişim çağındayız ama çok fazla bildirim, çok fazla arama, bazı özellikle hemcinslerimizde bunu fark ediyoruz ya da işte takıntı haline getiren yine erkek işte iletişimlerini de görebiliyoruz. Burada esas sorun nedir? Yani birinden birinde bir sıkıntı var. İlişkinin temelinde mi problem nedeniyle bunlar başımıza gelir? Şimdi hem ilişkinin temelinde olabilir hem burada iki tarafın da kişilik yapısı çok önemli. Bizim böyle hepimizin bağlanma biçimleri vardır. Karşı cinse nasıl bağlanıyoruz? Burada biraz daha bu dediğiniz şeyi yapanların daha kaygılı bağlandığını görürüz biz. Biraz daha böyle reddedilmeye, terk edilmeye karşı daha duyarlı oldukları işte atıyorum
partnerin biraz uzaklaştığını hissettiği zaman hemen daha fazla üzerine düşmüyor. Acaba benden soğudu mu? Acaba bir şey mi oldu? Kafada sürekli bir şeyleri kurma. Biraz böyle akıl okuma deriz biz buna bilişsel psikolojide. Karşı tarafın yerine düşünme. İşte bana bir saat geç verdi. Kesin geç cevap verdi. Kesin şu an başkasıyla konuşuyor. Kesin şu an beni aldatıyor gibi şeyler düşünme. Çok çok fazla olabilir bu ilişkilerde, bu bağlanma örüntüsüne sahip olan kişilerde. Biraz daha güvenli bağlanma paternine sahip olan kişiler ilişkiyi biraz daha güvenli noktada yaşıyor. Evet, biraz gerekli dozunda iletişim kurmaya başlıyor. Daha böyle işte atıyorum 10 kere aramaktansa bir iki kere aramakla yetiniyor. Karşı tarafa biraz daha özgür alan tanıyabiliyor. Bir de şunu son dönemde çok fazla görüyoruz. Biz hani bildiğimiz, tanıdığımız, doğruluğuna, kaynağına inandığımız isimlerle bu konuları konuşuyoruz. Ama özellikle sosyal medyada ilişki dizimi, aile dizimi ya da işte bir takım yöntemlerle ilişkinizi kurtarabiliriz. Daha ilişkinin başındayken karşı tarafı daha tanımadan böyle sosyal medyada çok fazla üreyen, çok fazla ne hizmet verdiği belli olmayan bir takım alanlarda işte ilişki koçluğu adı altında belki de çok fazla yanıltıcı da olabileceğini düşünüyorum. Siz neler söylersiniz bu konuda? Kesinlikle bazen insanlar hemen çözüme ulaşmak istiyor. İşte o verilen önerileri hemen yerine getirmek istiyor. Ama her öneri her ilişkiye uymaz. Biraz daha derinlemesine tanıdıktan sonra yani terapi süreçlerinde aslında çift terapilerinde ya da bireysel terapilerde bunlar daha çok çözüme ulaşabilecek şeyler. Biraz daha böyle etkinliği bilimle kanıtlanmış şeyler hani uzun vadede de olsa belki diğerlerine kıyasla daha net, daha gerçek çözümler verir. Bu sefer diğer türlü olduğu zaman hem kişiye yoğun derecede zarar verebiliyor, hem altta yatan bir psikiyatrik rahatsızlık varsa tehlikeli bir şekilde onu tetikleyebiliyor. Yani çok önerdiğimiz şeyler değil açıkçası. O yüzden de bir bilene, doğrusunu yönlendirene başvurmakta fayda var. Son eklemek istedikleriniz varsa onları da almak isterim. Şu an için yok. Sizin sorularınız yeterince iyiydi. Umarım açıklayıcı cevaplar vermişimdir ben de. Çok teşekkür ederim. Ben ekstra tabii ki farklı bölümler yapıp oralarda da bir narsizm başlığı ya da farklı başlıklar açmayı çok isterim. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Uzman klinik psikolog İpek Eroğlu yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.